18 milyon öğrenci 18 kasımı bekliyor. İlk ara tatil uygulaması 18-22 Kasım tarihlerinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri için etkinlik planı hazırladı. 18 milyon öğrenci bu cuma ilk ara tatile çıkacak. Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem için hazırlıklar tamam. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin tatillerini en verimli şekilde değerlendirmeleri için etkinlik takvimi hazırladı. Benim kuzenim gelecek. Onunla bir Amasya'ya gideceğiz. Sınavlara çalışacağım. Bir sürü sınavım var bu hafta. Ee, hiç oturacak vaktim kalmayacak. Bakanlığın ailelere tavsiye ettiği etkinlikler arasında doğa yürüyüşleri, geziler, teknoloji ve el sanatları etkinlikleri var. Etkinlik takvimi her il için özel olarak oluşturuldu. Velilerimiz bulundukları illerde ya da tatile gittikleri illerde aratatil.meb.gov.tr adresini... Tıkladıklarında Türkiye haritası karşısına çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde ara tatilde öğrencilerin yapacakları etkinlikleri tek tek planladı. Etkinlikler listesine veliler internet sitesinden ulaşabilir. Gün ve saat olarak hepsini ince ince, ince ayrıntılarıyla bakabilirler. İlkokul, ortaokul ve lise. Bütün öğrencilerimiz, veliler hangi kategoride olduğunu bu faaliyetin alt başlıklarında görecekler. İzme kursuna gideceğim olabilirse. Kuzenimle bisiklet süreceğim. Aydın'a gideceğiz. Orada kuzenlerimin ya halamların yanına gideceğiz. Orada oturacağız. Ödevlerimizi yapacağız. Aileler faaliyet alanlarına gittiklerinde görevliler tarafından karşılanacak. Belirlenen tüm etkinlikler öğrencilere ücretsiz. Birinci sınıf olduğu için unutmaması için günlük çalışacağız herhalde. Öyle olacak. Bu sene ilk defa böyle bir şey olacak. Yani çocuklar için de toparlanma için daha iyi olacağını düşünüyorum. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında. Ara tatillerde öğretmenler okullarında görev başında olacak.